Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Nibaş, Armada, Vakıf Finansal, Galatasaray ve Eminiş Ambalaj'ın analizini yapacağız. Öncelikle Nibaş'la başlayalım. Şimdi Nibaş'ın başına gelen olayı birçok kişi biliyor zaten. Şu gördüğünüz gibi 5'te 4-5 TL seviyelerinden 95'lere kadar tırmanan ve sonrasında düşüş yaşayan, yani manipüle edilen hissenin genel görünümü bu şekilde. Ses kayıtları vesaire hepsi ortaya çıktığı için söyleyebiliyoruz rahat bir şekilde. Arkadaşlar şimdi genel olarak baktığımızda eğitimin amacı zaten burada ortaya çıkıyor. Yani gökdelen formasyonu oluşumu olan bir hissede geri dönüşlerde, gökdelen formasyonunun geri dönüşünde hisse almak intihar gibidir. Yani sokağa para atmakla eşdeğer bir durum. Çünkü şimdi Nibaş 95'e kadar çıktıktan sonra 80 TL'yi düşünce diyorlar ki işte çok ucuzladı hisse. Sonra 70'e düşüyor. Aa, çok ucuzladı ekleyelim. 60'a düşüyor. Bayağı ucuzladı ekleyelim. 50-40 şu an 7 TL'de arkadaşlar. Bu tarz olayların nasıl olduğunu, yani bu manipülatif hareketlerin hangi kanallardan nasıl yapıldığını bilmek, gökdelen formasyonlarını okumak ciddi anlamda size fayda sağlayacaktır. Bu tarz hisseleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi baktığımızda durum zaten açık. Hani analiz yapılacak bir durum da yok. Orta uzun vadede yatırımcının canına okuyacakları bir süreç yaşama ihtimali yüksek. Umarım koddan çıkarmazlar orta uzun vadede bu tahtayı. Ama durum ortada arkadaşlar. Bu yüzden şöyle bir baktığımızda bakın King Kong bize şu 2020'nin Mart'ında Nisan'da bay verdiği yer 5 TL ama tabi bu tarz bir manipülasyonun geleceğini tahmin etmek oldukça zor. Sadece sinyalleri takip edip şansınıza kazanma ihtimaliniz olabilirdi. Zaten sattırdığı yerde 70-65 TL seviyelerinde sat verdikten sonra sert bir düşüş başlıyor. Hiçbir, yani tüm teknik parametreler negatifte zaten arkadaşlar görüyorsunuz. MA200'ü bile sert bir şekilde aşağıya kırmış. Hani bu tarz tahtta da analiz yapmak mantıksız. Çünkü bu tahtanın nasıl, grafiğin nasıl oluşturulduğunu biliyoruz. Bu yüzden yatırımcısına Allah sabır versin. İstek olarak gelmişti bu tahta. Şöyle günlük periyotta bakalım en azından. Yani nereden bakarsanız bakın. Yok yani olumlu bir şey göremiyorum ben açıkçası. Hani tepki çıkışları olur mu? Şu tarz bunlar olsa bile hani 10.60'tan 14'lere, örneğin 13'lere bir tepki çıkışı olmuş. Buradan yakalamak, o riske girmek tamamen tercih meselesi. Bu yüzden bu tahta hakkında diyecek fazla bir şeyim yok. Şimdi Armada'ya bakıyoruz. Armada'da da haftalık periyotta baktığımızda arkadaşlar 2020'nin Mart ayında 10 TL'lerdeyken 93'e kadar ciddi bir rally yaptı. Ve bu rally'den sonra düşüş ve orta uzun vadeli bir formasyon sürecini yaşaması gerekiyor ki tekrardan pozitif bir görünüme kavuşsun. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Armada'nın bir alçalan trendini bir kere öncelikle tepki çıkışı için kırması gerekiyordu. Şurada alçalan trendi kırıp tekrardan backtest yapmış. Bakın 53 TL'nin altına kırarsa 53 TL'nin altı teknik stop seviyesidir. Ama bu seviyeden yukarı doğru tepki verme ihtimali olabilir. Hani sol omuz için yukarıya doğru bir çıkış yapma ihtimali olabilir. Ama 53 TL'nin altına kırılırsa mutlaka çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Şimdi King Kong bakın şuradaki çıkışta buy sinyalini vermiş 51 TL'lerde 77'lere kadar tırmanmış. Da 80'leri görmüş. En son bakın sat geldikten sonra düşüyor. Şurada tuzak bir buy sinyali var. Tekrardan sat gelip en son buy sinyalini görebiliyoruz. King Kong'da haftalık periyotta en son buy var. Ortalamalarına baktığımızda bakın şurası 53 TL dediğim seviye. Aynı zamanda buradaki MA5 ve MA9 destek seviyeleri güçlü bir destektir. MA21 desteği de arkadaşlar 52-25'te. İsteyenler 52 TL'ye kadar bekleyebilir. 52 TL'nin altında stop olur. Burada 50.35'te de çok güçlü bir MA50 desteği bulunuyor. Hani ciddi bir rallisi var ama bunun sol omuzunu yapacaksa eğer bu ortalama desteklerinin mutlaka üzerinde kalması gerekiyor. Bu söylediğim teknik stop seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi İçmoksar'a baktığımızda parabolik sar pozitifte Tenkan-sen ve Kijun-sen dirençlerini geçmiş 9 ve 26 periyotluk ortalamalardır. Bunların üzerinde ama bulutu geçememiş. Bulutun Senkospen A desteğinde takılmış arkadaşlar.
Yani kendini 57.50'nin üzerine hacimli bir şekilde atabilirse teknik anlamda çok daha güzel bir görüntüye sahip olacak. Ama bu seviyenin üzerine atamazsa da bu destek seviyelerini takip edeceğiz. 53-55 de var, 53 de var, 52 de var. Bu destek seviyelerini Armada da takip etmek faydalı olur. Bakın, vakıf finansal kiralamada da maalesef Nibaş'a benzer bir gökdelen formasyonu görüyoruz. Hisse 1-2 TL seviyelerinden sert bir şekilde 25 TL çıkarılıyor. Çıkıyor demeyeyim, çıkarılıyor. Ve tekrardan arkadaşlar şu an 6 TL'de olduğunu görüyoruz. Gökdelen formasyonlarından sonraki sancılı süreci yaşaması muhtemel bir grafikle karşı karşıyayız şu an. Teknik olarak baktığımızda zaten tüm parametrenin negatif de olduğu aşikar. Çimoksar negatif, tüm ortalamaların neredeyse altında. Şu an EMA 100'ün dahi altına kırılmış haftalıkta ki şurası 6.75'ler geçilmesi gereken önemli dirençtir. Buraya geçebilirse 6.82'ye kadar kendini atmaya çalışabilir. Ama 6.82'de tıkanıyor. Güçlü bir 5 haftalık ortalama var. Bu yüzden 6.80'de mutlaka üzerine çıkmalı ki en azından hani şu tarz bir tepki çıkışı yakalayabilelim. Ama gördüğünüz gibi böyle bir ralliden sonraki alımların risk olabileceğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi günlük periyotta baktığımızda günlükte şurayı bir destek olarak çalıştırırsa eğer bu seviyenin altında kırıldığı yerde hani 6.34'lerin altında en azından hani dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu seviyenin üzerindeyken isteyenler hani tepki çıkışını oynamak isteyenler olursa hani risk alarak tamamen kendi tercihleri ama 6.34'ün altında mutlaka dikkatli olunmasında fayda var. Vakıf Finansal'ın durumu bu şekilde. Şimdi Galatasaray'da güzel bir çıkış geldi. Çünkü Galatasaray ucuz seviyesine kadar neredeyse düşmüştü. Hani 3 TL bedava seviyeydi Galatasaray için. Ciddi bir destek. 3.18-3.16'lara kadar inip buradan sert bir şekilde tepkisini verdi. Şu an 4.12 seviyelerinde. Grafik olarak baktığımızda da herhangi bir manipülatif bir görüntüsü mevcut değil. Galatasaray'ın geçmesi gereken 4.23'te bir direnci var. Bu direnci geçebilirse arkadaşlar yukarıya doğru tabii ki ligdeki durumla da bağlantılı olarak oynuyor bu sportif hisseler. Yukarıya doğru 5, 6, 7 bence zor bir hedef değil gibi gözüküyor grafiğine baktığımızda. Şu İçimoksar'a baktığımızda bulutun üzerine tüm parametreleri pozitife geçirmiş. Ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde boşluklu bir çıkış var. Bu kopuş boşluğu mu yoksa bu boşluğu kapatmak için geri mi dönecek? Bunun takibini yapacağız. Günlük periyotta baktığımızda ciddi bir şekilde boşluk var arkadaşlar yukarıya doğru. Ortalamalarına baktığımızda olası geri çekilmelerde 3.80'de güçlü bir destek var. Tabii 3.80'e kadar 3.92'de güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Hani grafiğinde bir problem görmedim ama geri çekilme durumlarında bu destekleri takip etmekte fayda var. Genel görünümüne baktığımızda da gayet formasyonunu nizami bir şekilde yapan bir grafik görüyorum. Umarım yukarıya doğru gider, yatırımcısı da kazanır. Teknik stop olunması gereken seviyeyi söyledim. Bu seviyenin altına kırıldığı durumda mutlaka dikkatli olmak lazım. 3.92 önemli bir seviye. Bu seviyenin altında dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Eminiş ambalaja bakalım. Bakın benzeri bir gökdelen formasyonu görüntüsünü görebiliyorsunuz. 3 TL seviyelerden 70 TL'ye kadar bir çıkış. Sonrasındaki sert satışlar, tepki çıkışları, düşüşler falan grafiği mahvetmiş. Bu rally. Umarım bundan sonra formasyonu tamamlayıp tepki çıkışı yapar. Ortada maliyetlenen varsa maliyetlenenler onlar da satışlarını yapabilirler. Yani formasyon ne kadar süreceği bu tarz gökdelen formasyonlarından sonra hiç bellidir arkadaşlar. 5 yılda olabiliyor, 3 yılda olabiliyor. Bazen 6-7 ay sonra tekrardan tepki çıkışı yapıyor. Umarım o tarz bir görüntü olur. Şimdi ortalamalarına bakalım. EMA 100 güçlü bir destekte. Hani EMA 100'ün altı en azından üzerinde kaldığı sürece belki buradan tepki çıkış yapma ihtimali olabilir. 17.70 önemli bir seviyedir. 17.70'in mutlaka üzerinde kalmalı. İçimoksar negatifte. Tabi parabolikler pozitif yapmış ama şuradaki ani çıkıştan kaynaklanıyor. Şimdi günlükte baktığımızda düzensiz mumları görebiliyoruz günlük periyotta. Hani hacimli girişler çıkışlar mevcut.
Bu tarz grafiklerde teknik çok mantıklı değil bakmak ama durumunu görmek açısından en azından nasıl bir hisseyi aldığınızla ilgili fikir edinmek açısından bunları görmenizde fayda var. Dediğim gibi bak buralar önemli destekler. 17.70'ler, 17.50'ler destek. Bunun üzerinde kaldığı sürece formasyonunu şu şekilde tamamlarsa çıkış yakalanabilir. Ama daha da aşağı düşmesi durumunda maksimum dikkatli olmakta fayda var. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kriptolar varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır, analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğitimlerde anlattığımız özel teknikler, stratejiler hepsi eğitimimizde akıcı bir şekilde, sade bir şekilde anlatılmıştır. Sıfırdan başlayan arkadaşlar dahi eğitim sonrasında arkadaşlar kazançlı işlem yapmaya başlıyor. Gelen olumlu geri dönüşlerden bunu görebiliyoruz. İhtiyacı olan kişilerin DM üzerinden bana ulaşmasını tavsiye ediyorum. Hepinize bol kazançlar.